Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geometrinin kenarortay konusunun hem konu anlatımı hem de soru çözümüyle birlikteyiz. Hani ilk defa daha önce açıortayda falan yapmıştık sanırım. Hani böyle yanda konu anlatımı yaparak vermiştik. Ama şimdi böyle tam anlamıyla bir konu anlatımlı ve soru çözümlü video ile karşınızdayım. Şimdi öncelikle videoya başlamadan önce abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi daha önceki videolarda unutmayın ve bizleri de arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok seviniriz. Şimdi hemen başlayalım kenarortaya. Şimdi bir üçgende bir köşeyi karşısındaki kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçasına o kenara ait kenarortay denir. Bakın köşeden geliyor, doğru mu? Karşısındaki kenarın BC kenarın orta noktasına tam orta noktasına indirilen ve bu indirdiği kenarın ikiye bölen. Tamam mı? Bakın burası x ise burası da x. Tamam mı? İkiye bölen kenara kenarortay diyoruz. Yani şu AD dediğimiz şey VA yani kenarortay diyoruz. Tamam mı? Şimdi AD BC kenarına ait kenarortaydır diyoruz ve VA ile gösterilir diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Bakın kenarortayın dümdüz tanımı bu. Şimdi gelelim özelliklerimize. Ne var şimdi kenarortayda? Bir de ağırlık merkezimiz var. Şimdi ağırlık merkezi dediğimiz şey ne? Bir üçgenin kenarortayları bir noktada kesişir. Doğru mu? Bakın A'dan indirdik, B'den indirdik, C'den indirdik. Hepsi nerede kesişti? Tam şurada. G'de. Bu G dediğim şey üçgenin ağırlık merkezi arkadaşlar. Tamam mı? Üçgenin ağırlık merkezi dedik. Bir üçgenin ağırlık merkezi üçgenin kenarortaylarını ikiye bir oranında böler. Mesela yukarıda ABC üçgeninde diyor ki bakın şimdi ben bunu indirdim ya. Bunu indirdim, bunu indirdim. Ortada G var. Şimdi bakın. Şu alt tarafta kenara yakın olanını 1 dersem ben yani y dersem 1y dersem yukarısı 2y oluyor tamam mı? Yani 2'ye 1 oranında bölüyor. Anlaştık mı? Şuradan indirdim. Dediğim gibi c'ye yakın olan yani indirdiğim kısma yakın olan şu uzun kısım 2x ise alt taraftaki kısa kısım x oluyor. Ondan sonra burası 2z ise alt taraftaki kısa kısım z oluyor. Tamam mı? Yani 1'e 2 oranı var sürekli. Anlaşıldı mı? Zaten burada da göstermiş. AG eşittir 2GF. Şuraya karşılaşmış. BG eşittir 2GD. CG eşittir 2GE'dir. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Bunları böyle hani not alacaksanız videoyu durdurun. Notlarınızı alın. Yanınızda bulunsun. Çünkü bunlar bizim soruları çözmemize yarıyor. Şimdi. Mesela burada diyor ki. Aşağıdaki şekildeki doğru parçaları birbirini 2'ye 1 oranında böldüğünden kesişim noktaları olan G üçgeninin ağırlık merkezidir diyor. Şimdi 1'e 2 oranında bölüyorsa zaten K'ya 2 K'ya T'ye 2 T. Biz buraya ne deriz zaten şu noktaya? Ağırlık merkezi deriz. Tamam mı? 1'e 2'yi gördüğümüzde. Anlaşıldı mı? Bakın 1'e 2 oranını gördüğümüz an ağırlık merkezidir. Şimdi geldik dik üçgende ne oluyor? Evet arkadaşlar dik üçgende ne oluyor? Aşağıdaki bir dik üçgende hipotenüse ait kenarortay hipotenüsün yarısına eşittir. ABC dik üçgeninde AD eşittir DC. O da eşittir BD'dir. Yani arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Muhteşem üçlü diyoruz. Tamam mı? Buna muhteşem üçlü diyoruz biz. Şimdi dikten gelen kenarortay neymiş o zaman? Hem kenarortay olduğu için burayı ikiye bölüyor. Hem de kendisi de bunlara eşit oluyor. Yani muhteşem üçlü oluyor. Tamam mı? Bakın. Dikten gelen kenarortay muhteşem üçlü yaratır. Unutmuyoruz bu bilgiyi. Çok önemli. Tamam mı? Eğer bir dik üçgende bu üç uzunluktan iki tanesi eşit ise üçüncüsü de eşit olur. Bu üç uzunluğun eşit olduğu üçgenler ise dik üçgen olur. Tamam mı? Yani bu üç uzunluğun yani muhteşem üçlünün olduğu yere biz ne diyoruz arkadaşlar gördüğümüzde? Bize şuraya 90 vermese bile biz buraya 90 diyebiliriz. Tamam mı? Anlaşıldı değil mi? Neymiş o zaman? Bir daha tekrar ediyoruz. Dik üçgenden kenarortay inerse muhteşem üçlü olur. Eğer ortada muhteşem üçlü varsa o üçgende nedir? Dik üçgendir. Tamam mı? Şimdi aşağıdaki ABC üçgeninde kenarortayların kesiştiği G noktası ağırlık merkezidir. Doğru. Bakalım. Bakın 4x G burası. 4x'e 2x. Değil mi? 1'e 2 oranı var. G ağırlık merkezi. Şimdi FE'yi çizersek bakın FE aşağıya paralel şu BC'ye paralel çizdik tamam mı? GD'ye biz 2x dedik.
ADD ne oldu 1'e 2 oranından 4x oldu. Bunu söyledim. Ama bizim burada bir ayrı bir özelliğimiz var. AK da KD'ye eşit olur. Bakın AK da KD'ye eşit olur. Tamam mı? Burası da tam orta 3'e 3 olarak ayrılır. Tamam mı? Ondan sonra burada ne oluyor? KG'de ne oluyor zaten? Buraya 2x dediğimiz için KG'ye x kalıyor. Tamam mı? Biz buna özellikle ne diyoruz? 3, 1, 2 kuralı diyoruz. Tamam mı? 3, 1, 2. Bu tarz bir şekli gördüğünüzde, bu şekli gördüğünüzde 3, 1, 2 kuralını uyguluyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Şimdi aynı zamanda az önce dediğim gibi FE, BC'ye paralel olduğu için BC eşittir 2 FE olur. Yani şuraya ben mesela FE'ye ben A dersem BC ne olur arkadaşlar? 2A olur. Tamam mı? Bunu da unutmuyoruz sorular için. Bakın bu kural çok önemli. Bu şekli gördüğünüz an 3, 1, 2 diyoruz. Tamam mı? 3, 1, 2 kuralı. Ve aynı zamanda paralellik olaylarını da unutmuyoruz. Şimdi mesela demiş ki aşağıdaki üçgende G ağırlık merkezi ise AG 2 eşittir 2 GF'dir. Doğru mu? Sonra diyor ki ED eşittir BC ise pardon ED paralel BC ise yanlış söyledim. ED BC'ye paralel. Temel orantı teoreminden AE eşittir 2 EB olur. Doğru mu? Yani burada da 2'ye 1 oranı var. AD eşittir 2 derece. Burada da 2'ye 1 oranı var. Doğru mu? Normal bu zaten. Temel orantı teoremimiz bizim. Dediğimiz gibi. Bu gayet basit bir soru. Yani basit bir özellik. Ağırlık merkezinde 2'ye 1 ise kenarları da 2'ye 1 oranında olur diyoruz. Tamam mı? Bakın bunları durdurun videoyu. Notlarınızı alın. Tekrar söylüyorum. Bunlar çok önemli özellikler. Şimdi kenarortayla ilgili son özelliğimize geldik. Diyor ki aşağıdaki ABC üçgeninde AD eşittir DB. AD eşittir DB. Bakın bunlar eşit. AE eşittir EC ise bunlar da eşitmiş. Şimdi DE paralel BC diyor. Doğru mu? O zaman bu nedir? Buna X dersem ben burası 2X olur. Niye? Çünkü bakın 1'e 2 oranı var. Tamam mı? 1'e 2 oranı var. Anlaşıldı mı? Ben buraya A dersem bunun oranını yapıyoruz. Doğru mu normalde? Orantıda. A'nın 2A'ya oranı. Yani 1 bölü 2. Burada da ne oluyor? Zaten 1'e 2 oranı oluyor. Tamam mı? Şimdi onu da yazayım hatta. A'ya 2A dedim. A'ya 2A. X'e 2X. Doğru mu? Yani her türlü oranlar ne çıkıyor arkadaşlar buradan? Bunları götürdüğümüzde 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 geliyor. Tamam. Şimdiki DE üçgenin neyi deniyormuş? Buna orta tabanı. Tamam mı? Sorularda orta taban gördüğünüzde ne yapmamız gerekiyormuş o zaman? Orta taban varsa yandaki iki kenarı yani orta tabanın olduğu değdiği iki kenarı ne yapıyormuşuz? Eşit iki parçaya ayırıyormuşuz. Tamam mı? AA işte BB tamam mı? DE de orta taban zaten. Orta tabanla aşağıya paralel olursa orada da 1'e 2 oranı çıkıyor. Anlaşıldı değil mi? Şimdi özelliklerimiz bitti. Hemen hız kesmeden sorularımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz şöyle biraz daha yakınlaştırayım. İlk sorumuzda bize diyor ki ABC üçgen G ağırlık merkezi KE'de DC'ye paralelmiş. BD 6 santimli. Şimdi yukarıda verilere göre KE eşittir X kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben size ne dedim? 3X, X ve 2x değil mi? 3, 1, 2 kuralı var dedim. Doğru mu? Doğru. Böyle şekilleri gördüğümüz zaman 3, 1, 2 kuralı var dedim. Şimdi o zaman bize ne diyor? Buradan kenar ortayı indirmiş. Doğru mu? Burası kenar ortaysa ağırlık merkezi çünkü. Kenar ortaysa 6'ya 6. Doğru mu? Sonra tabii ki benim burada neyim var? Bakın paralelliğim var. Doğru mu? KE, DC paralel. KE ile DC'nin paralelliği var. O zaman şimdi bakıyoruz. Bakın 3'e 6 doğru mu? Bakın 3x bölü 6x neye? X'in 6'ya oranına. Doğru mu? Bu x dedim şey buraya x dedim ya yanlış anlamayın karıştırmayın. A olsun. Şu x ile karışmasın. 3a'ya 6a oranı var. Kafanız karışmasın. 3a'ya 6a oranı var. Zaten bunlar gidiyor dediğim gibi. 1 bölü 2 oranı var doğru mu? 1 bölü 2 pardon, şuraya yazayım. 1 bölü 2 eşittir. X bölü 6 oranı var. Buradan da x bunu sadeleştirsem x ne çıkıyor arkadaşlar? X eşittir. 3 çıkıyor. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan oluyor. Tamam mı arkadaşlar?
Bakın hep oran, orantı ve kenarortay bilgileri. Tamam. Bakın bu kenarortaysa 6'ya 6 diye ayırıyor. Mecbur. Kenarortay ne demek? Kenarı 2'ye bölüyor. Burası 6 ise burası da 6. Ondan sonra burası da 3, 1, 2 diye yaptım. X nerede? Şurada, doğru mu? Ben bunun üstünü alıyorum. Nedir? 3A'nın komplesinin oranı 6A'ya oranı. X'in 6'ya oranı. Az önceki gösterdiğim özellik. Geri dönüp bakabilirsiniz. Şimdi bir diğer soru. ABC üçgen. Tamam. AB dik, AC. Bakın dik var. Dikte ne dedim? Dik olan üçgende kenarortayı indirdiğimiz zaman muhteşem üçlü olur dedim. G ağırlık merkezi. AB 6, AC 8. Şimdi 6, 8 dik üçgen ne olacak şu aşağısı? 10 olacak, doğru mu? Şimdi ben bunu devam ettiriyorum. İndiriyorum ağırlık merkezinden aşağıya. Bunu nasıl böler? 5, 5 olarak böler. Doğru mu onu? Değil mi? Kenarortay 2'ye bölüyor onu. Onu 2'ye bölümüzde 5, 5. Şimdi 5, 5 ne dedim size? Muhteşem üçlü. Burası da komple nedir? 5'tir, doğru mu? Dikten geldiği için. Dikten gelen kenarortay muhteşem üçlü yaratır. Unutmuyoruz. Sinirlendirmeyin insanı. AG ile X'i soruyor bize. O zaman burası X ise burası kaç oluyor dedim arkadaşlar? X bölü 2 olur dedik. Doğru mu? 1'e 2 oranı var çünkü. Yukarısı 1 ise aşağısı 1 bölü 2 olmak zorunda. Şimdi X artı X bölü 2 eşittir 5'miş. Toplayalım. Şurayı ben 1, 2 ile genişletsem. 2x, x daha 3x bölü 2 eşittir 5. 3x eşittir 10. X eşittir 10 bölü 3'tür. Tamam mı? Cevabımızda ne çıkar? Denizli çıkar. 10 bölü 3. Gördünüz mü? Gayet basit. Herhangi bir zorluğu var mı? Yok. Hiçbir zorluğu yok. Anlaşıldı değil mi? İyice anlamanız gerekiyor bu tarz soruları. Şimdi şöyle yan yana sorularımız var. Şöyle ilkinden başlayalım. ABC üçgen. G ağırlık merkezi. AG dik BE diyor. Bakın burası dikmiş. G ağırlık merkezi aynı zamanda burası. 3'e 4 vermiş. Şimdi ben ne dedim size? Uzun kısım kısa kısım, doğru mu? Kısa kısım 3 ise uzun kısmı ne olacak? 6 olacak. Kısa kısım 4 ise uzun kısmı 8 olacak. 6, 8, 10 diklik var. GC x'i soruyor bize. Şurayı x'i soruyor bize. Şimdi buradaki x'i soruyorsa benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Şuradan indireyim. Doğru mu? Şuradan indireyim. Dikten indirdiğim, bakın. G zaten burası. Burası x ise şurası ne olur arkadaşlar? X bölü 2. Doğru mu? X bölü 2. Şimdi dikten indirdiğim kenarortay ne yapıyor zaten? 2'ye bölüyor. 5, 5. Değil mi? Bir de ne yapıyor? Dikten indirdiğim kenarortay muhteşem üçlü yaratıyordu. 5, 5. Şurası da nedir? 5'tir. Yani x bölü 2 dediğim şey nedir? 5'tir. Şurası da. Tamam mı? Bizden ne istiyor? X'i istiyor. X bölü 2 5 ise x ne çıkar arkadaşlar? 10 çıkar. Cevap da nedir? Edirne'dir. Tamam. Anlaşıldı değil mi? Bakın gayet güzel, kolay bir soru. Şimdi geldim diğerine. ABC dik üçgen. G ağırlık merkezi. Yine aynı var. Bakın burada ne var? 3, 1, 2 kuralı görüyorum ben bu şekilde. Doğru mu? Ama bakalım nasıl olacak? 4 vermiş, 3 vermiş. KGX kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar ne yapmam gerekiyor benim? Şöyle bir düşünelim. Şimdi burası dik üçgen. Şimdi dik üçgen değil mi? Şimdi bakın. Şunlar nedir arkadaşlar? Kenarortay değil mi hepsi? Kenarortay. Burası 4 ise burası da 4. Burası 3 ise burası da 3. Doğru mu? Şimdi bakın burası dik üçgen. 6, 8 yine nedir? 10'dur. Doğru mu? Şu 6 komple 10. Ben bunu ne diye ayırırım? 5, 5 diye ayırırım. Değil mi? Dikten geldiği için muhteşem üçlü var. 5, 5, 5. Ben şuraya ne derim? Şurası 3x. 3, 1, 2 kuralı var dedim ya. 3x. 1x, 2x. Burası ne komple? 3, 1 daha 4, 2 daha 6. 6x eşittir. Ne dedim? Muhteşem üçlü var. 5, 5, 5. Doğru mu? Muhteşem üçlü 6x eşittir. 5 dedim. X ne çıkar arkadaşlar? 5 bölü 6 çıkar. O da nedir? Edirne'dir cevap. Tamam mı? Anladınız değil mi? Gayet güzel, kolay bir soru. Şimdi geldik nereye? Bu sorumuza.
ABC üçgen, E ağırlık merkezi, FE 2 santim, DE 3 santim falan filan diyor. Şimdi arkadaşlar E ağırlık merkezi, doğru mu? E ağırlık merkezi ise başta kalan 3 ise yukarısı ne olur? 6 olur. 2 katı dedik. Aşağıda kalan 2, yukarıda kalan ne olacak? 4 olacak. Değil mi? Sonra bize diyor ki AD, AD nedir arkadaşlar? 6, 3 daha. Burası 9. Yazıyorum bunu. 9 eşittir. K çarpı CF. CF ne? Şurası. 4, 2 daha. 6. 9 eşittir. K çarpı 6. O zaman K'yı soruyor bizden. K eşittir nedir arkadaşlar? 9 bölü 6'dan. 3'e sadeleştirsem 3. 3'e sadeleştirsem 2. Yani ne çıktı? K 3 bölü 2 çıktı. O da nedir cevabı? Bursa'dır. Bakın 1 dakika bile sürdü mü cevap? Soruyu çözmem. Sürmedi değil mi? Özellikle bilmem yeterli. Bakın 3'e 6. Tamam mı? 1'e 2 oranı var. Bakın 1'e 2 oranı 2'ye 4. Tamam mı? Yazdım bunları. Hop şurada bana verdiği şu özellikten yerlerine koydum. Tık tık K'yı buldum. Anlaşıldı mı? Cevabın Bursa olduğunu söyledik ve işaretledik. Geçtik. 1 dakika bile sürmedi arkadaşlar. Tamam. Bakın bu özellikler kenar ortay, yani geometride özellik bilmek çok önemli. Mutlaka bilmeniz gerekiyor. Özellik bilmezseniz hiçbir soruyu yapamazsınız. Bunu açıkça size söylüyorum. Tamam. Lütfen bizleri takipte olun. İlk başta anlattığım özellikleri de videoyu durdurup durdurup tek tek not alın. Bir yerlerinize artık duvarınıza mı yapıştırıyorsunuz, nereye yapıştırıyorsunuz bilemem. Notlarınızı alın ve onları aklınızda tutmaya ve sürekli o özelliklerle ilgili sorular çözmeye çalışın arkadaşlar. Ezber yapmayın. O özelliklere baka baka sorular çözün. Tamam mı? Aklınıza girsin yani. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.